Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün iki tane soğuk dondurma tarifim var. Aslında biri dondurma, öbürüne sorbe diyelim isterseniz. Önümde dondurma için kullanacağım malzemeler var. İki tane yumurta var. Sadece sarısını kullanacağım. Muzum, şeftalim ve keçi sütüm var. Onları dondurma makinesi olmadan evde dondurucumuzda nasıl hazırlayacağız? Gelin hep beraber görelim. İncecik incecik ekliyorum. Yani burası önemli. Burada biraz hızlı olduğumuzda hemen yumurtamızın sarısı pişebilir. Veya sütümüz fazla kaynadığında yine aynı durum olabilir. Hiç biz riske atmayalım. Şöyle birazcık sabırla. Kol kaslarımı da çalıştırıyorum bu arada. Evet. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. 2 yumurta sarıma 200 mililitre keçi sütümü ekliyorum. Tamam, bence olmuştur. Artık bu aşamadan sonra biraz hızlanabilirim. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu tekrar tencereme alıyorum ve artık bu sefer yine sürekli karıştırarak biraz kaynatıyorum. Yani bu ne yapıyor? O dondurmanın verdiği bir muhallebi kıvamı var ya, onu yakalamaya çalışacağım burada sizlerle birlikte. Şimdi tekrar bunu tenceremin içine alıyorum ve şimdi sürekli karıştırarak biraz kıvam almasını bekliyorum. Keçi sütlü dondurma şu anda ne kadar revaçta herhalde farkındasınızdır. Çünkü bütün dondurma markaları neredeyse sağlıklı algısını alıcıya hissettirmek için keçi sütlü dondurma yapmaya başladılar. Bu iyi bir haber aslında ama lütfen biz yine de hazır gıdaları alırken içindeki o içerikler, içindekiler kısmını iyice okumalıyız. Ne kadar inek sütü var, ne kadar keçi sütü var onu iyice bilerek almalıyız. Ama yine de size tavsiyem en sağlıklısı, en güzeli, en lezzetlisi evinizde kendinizin yaptığı dondurma olacak. Çok az, sadece bir taşım kaynattım o muhallebi kıvamına gelsin diye. Şimdi altını kapatıyorum. Bu biraz soğumaya bırakıyorum. Sıra geldi meyveli kısma. Şöyle rondoma. Şuradan bir de bıçak alayım. Önce muzumu dilimleyeceğim. Rondomun içine atacağım. Şöyle. Makinemi çok yormamak için şöyle bir parmak kalınlığında doğradım. Şöyle içine atıyorum. Burada hızlı olmalıyım çünkü muz hemen kararıyor. Hatta şöyle kapatayım, hava ile temasını biraz keseyim. Şeftali koyacağım. Bu dondurmam şeftali dondurma olacak çünkü. Hiç kabuklarını soymuyorum çünkü kabukları da en az kendisi kadar değerli benim için. Zaten ronda da o püre olacaktır. Hiç kimsenin ağzına gelmeyecek. İyice de yıkadım. Bazıları biliyorum hani şeftaliyi dokunamıyorlar bile böyle üzerindeki o tüylerden dolayı. Ben onlardan değilim. Eğer varsa öyle arkadaşlarınız, siz kabuklarını içine attığını söylemeyin bence. Bu aramızda küçük bir sır olarak kalsın. Şöyle. Tamam. Şimdi bunu da yine makineyi yormayacak şekilde doğruyorum. Seçerken bu dondurmayı yaparken şöyle biraz yumuşamışlardan seçtim dolabımdan. Hem ziyan olmayacak bunlar, dondurmada çok güzel değerlendirilecek. Hem de bu tarz meyveler olgunlaştıkça böyle kenarlarından ufak ufak yumuşamaya başlıyorlar. Çünkü çok sert olduğunda hem rondoda çok güzel dönmeyecek hem de o tatları biraz mayhoş olacak. Şöyle. Tamam. İki şeftali. Bence bu süt kıvamı içinde yeterlidir. Şöyle. Yine iri iri doğradım.
aldım. Hepsini içine atıyorum. Başka hiçbir tatlandırıcı eklemiyorum. Buradaki aslında zorlu süreç dondurucuda geçireceğimiz süreç. Çünkü birkaç kere dondurucunun içinden çıkartıp karıştırıp tekrar atmamız gerekiyor. Bunu en az 2-3 kere yaptığımızda birer saat arayla o daha tam hazır dondurma kıvamındaki görüntüyü de yakalamamız kolay olacak. Şöyle ben önce bir püre yapayım. Evet, dediğim gibi tamamen parçalandı. Şöyle bunu koyuyorum. Hatta hiç başka bir kap kirletmiyorum. Şöyle yine bir kaşık alayım şuradan. Bunu ekledim. Muz ve şeftali karışımımı. Şimdi sütümü ekliyorum. Onu böyle güzelce karıştırıyorum. Size de göstereyim. Bir kıvamı oldu. Çünkü içinde muz var. Şeftali de aslında kendi başına yoğun bir meyve. Şimdi böyle keçi sütüyle karıştı. Tamam. Şu anda bu üzerini streçle kapatacağım ve dondurucuya alacağım. Tabii şu anda biraz sıcak. Sütün kendi sıcaklığı var. Biraz bekleyebilirim. Daha sonra streçle kapatıp dolaba koyuyorum ve dediğim gibi her saat başı mümkünse biraz şöyle karıştırıp önce, çünkü kenarlarından donmaya başlayacak. Kenarlarından içe doğru sürekli karıştırıp dondurmamızı tamamen sertleşmesini bekliyoruz. Daha sonra ben ne yapıyorum? Şimdi sizinle beraber o üçüncü aşamayı birlikte yapacağız sizinle. Tekrar rondoya alıyorum. Dondurmam iyice sertleştikten sonra rondoda tekrar onu karıştırıp homojen bir hale getirdikten sonra İşimi servis aşamasında işimi kolaylaştırmak için aslında dondurma kaşığımla onlara şekil veriyorum. Ve o şekilde dondurucuyu atıyorum. Şimdi neler yaptığımı hep beraber göreceksiniz. Şöyle birazcıkları ekleyebilirsiniz. Şöyle ben bir bunu döndüreyim önce. Çünkü sanki hepsini almayacak gibi. Kalanını da ilave edeceğim. Ziyan olmasın. Şöyle. Şimdi 1-2 dakika döndüreceğim. Alttan üste biraz karıştırıyorum. Çünkü neçe de soğuk bir şey. Makineyi de çok zorlamak istemiyorum. Tamam, bir daha. Evet, bence bu kadarı yeterli. Şöyle şimdi. Şöyle kenara alayım. Dondurmamı böyle bir kapta servis yapmak istedim bugün. Şöyle. Bu dondurma kaşıkları da çok kullanışlı. Şöyle. Dolu dolu kaşık
Bunu aşağı yukarı zaten bu dondurma kaşığı bir porsiyona denk geliyor. Şimdi ben bununla kule yapacağım. Belki yine son anda aklıma gelip üzerlerine bir şeyler dökmek isteyebilirim. Küçük ilaveler yapmak isteyebilirim. Şöyle. Şimdi bunu tekrar aynı hızla dondurucuya koyacağım. Evet. Aynı bu hızla dondurucuya gidiyor. Şeftali dondurmamın daha 2 saati var kendine gelip iyice soğuması için. Ben yine boş durmuyorum. Ne yapıyorum? Bu sefer size limonlu, lime'lı, naneli sorbe hazırlayacağım. Sorbe adı aslında sorbe ama yine araştırmalarımda gördüm ki sorbenin kökeninde şerbet yatıyor. Yani Osmanlı'dan Avrupa'ya gidiyor şerbet olarak, sonra oradan bize sorbe olarak geri geliyor. Osmanlı'da biliyorsunuz ki meyveler tatlandırılarak pişiriliyor, sonra soğutuluyor, onu hoşaf olarak içiyoruz, şerbet olarak içiyoruz ve Avrupalı gezginler buraya geldiğinde bu tatlıyı çok seviyorlar ve kendi memleketlerine götürüyorlar. Aynı zamanda biz karla da meyveyi, balı karıştırarak tatlı yapıyoruz. Bu da önce bizim şerbetimiz oluyor, sorbetto, sonra sorbe oluyor ve bütün dünya bu şekilde tanıyor. Ben de bu birkaç tadı zaten çok seviyorum. Onları bir araya getirip bakalım neler yapacağım. Şimdi önce bu iki limon hem kabuğunu rendeleyeceğim hem suyunu alacağım. Lime'ı da öyle. Hem kabuğunu alıyorum hem suyunu alıyorum. Şöyle aletimle. Bıçağımı alayım. Önce limon kabuklarımı iyice yıkadım. Hatta çok iyi yıkadım. Çünkü bu parlak olması ve geldikleri yerden sizin mutfağınıza ulaşması için üzerlerine parafin de sürebiliyorlar. O da tabii ki bizim için çok zararlı bir madde. Onu iyice ılık suda yıkamalıyız. Özellikle böyle dış kabuğunu kullanıyorsak. Şöyle. Ve ben her şeye limonun kabuğunu koymayı çok seviyorum. Ve bugüne kadar da hiç kimse bundan şikayet. Suyu daha çok